Hoca ile tarih kanalından hepinize Merhaba sevgili gençler sizlerle birlikte 2023 2024 eğitim öğretim yılının 11 sınıf seçmeli tarih ya da diğer adıyla Türk Kültür ve medeniyeti tarihi dersinin 2. dönem 2. yazılı sınavının provasını yapacağız sizlerle birlikte toplamda 5 adet sorumuz bulunmakta İnşallah buralardan karşınıza Sorular gelir ve sizler de yapmış olursunuz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden bu sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz ne diyor? Cumhuriyet döneminde eğitim alanındaki değişimlerden 3 tanesini yazınız diye sorduk. İlk başta söyleyelim. Gençler ondan sonra yazalım inşallah. Şimdi birinci olarak atılayalım. Tevhidi, Tedrisat kanunumuz çıkıyordu. Bu kanunla bütün okullar, Neye bağlanıyordu? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyordu ve bu sayede de eğitim öğretim birliği sağlanmış oluyordu. Bir, iki medreseler kal ve din görevlileri yetiştirmek için imam hatip okulları tüleri açılıyordu. Medreseler yerine. Son olarak da kadınların eğitimine de önem veriliyor biliyorsunuz bu dönemlerde ve karma eğitim sistemi uygulanmış oluyor Cumhuriyet döneminde. ...eğitim alanındaki bu üç değişimi... ...şimdi sizlerle birlikte yazalım. Gençler bir diyelim. Tevhidi... ...tedrisat... ...kanunu ile... ...bütün okullar... ...bütün okullar... ...mebe... ...bağlanmış... ...ve... ...bu sayede... ...bu sayede... E, eğitim, öğretim, gençler birliği sağlanmıştır diyebiliriz. İkinci olarak, ikinci olarak medreseler kapatılmış, kaldırılmış diyelim. Kaldırılmış din görevlileri yetiştirmek için İmam Hatip İmam Hatip okulları ve ilahiyat ilahiyat fakülteleri açılmıştır açılmıştır gençler son olarak da ne yazalım kadınların kadınların eğitimine de önem verilerek verilerek karma eğitim karma eğitim dediğimiz gençler e, okullarda. ...kızlı erkekte okutulmadır bu. Yani sadece erkek lisesi değil ya da sadece kız lisesi değil... ...karma eğitim bu şekilde uygulanmaya başlayacak. Karma eğitim sistemi uygulanmıştır diyebiliriz. Cumhuriyet dönemindeki bu üç değişim bizim için önemlidir. Evet ikinci sorumuza geldik. Cumhuriyet döneminde yetişen ve Osmanlı Devleti tarihiyle tanınan... ...tarihçilerin kutbu olarak adlandırılan... Ünlü tarihçimiz kimdir yazınız diye sorduk. Bu ünlü tarihçimiz kimdir? E, 1916 yılında doğmuş, 2016 yılında vefat etmiş ve birçok alanda eserleri bulunan hem Osmanlı hem Cumhuriyet dönemiyle alakalı eserleri bulunan e, bu ismimiz rahmetli Halil İnalcık'tır. Gençler, e, Türkiye'nin e, tarih e, bakımından tarihçisi bakımından duhayenidir. ...Halil İnancık önemli bir simamız... tarihçilerin Kutbu olarak adlandırılıyor. E, ve tarihçilerin Kutbu diye de... ...kendi hayatını e, gençler... ...anlatan bir biyografik eseri de var. Emine Baykara'nın yaptığı gençler. E, o kitabı da okumanızı şiddetle e, öneriyorum. E, kitabın sayfa sayısı 600-700 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar çok akıcı ki kitap... Gençler bir iki günde bitirirsiniz öyle söylerim. Muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum Halil İnalcı'nın hayatını. Geldik üçüncü sorumuza. Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri nelerdir? Yazınız diye sorduk. Gençler Mimar Sinan Osmanlı döneminde yaşamış olan özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminin önemli mimarıdır. Mimar Sinan ve 99 yaşında da vefat etmiştir. Ee, şimdi çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri neler? Onları yazalım. Şimdi çıraklık eseri gençler ee, neydi? Şehzade Camii'di. İstanbul'da bulunmaktadır. Günümüzde kalfalık eseri nedir gençler? Yine İstanbul'da bulunan Süleymaniye Camidir. Ustalık eseri ee, nedir gençler? Edirne'de yer alan Selimiye Camii. Selimiye Camii de ustalık eseridir Mimar Sinan'ın. Geldik dördüncü sorumuza. Hem müzeci hem de arkeolog olan resim sanatıyla da yakından ilgilenen Sanayi Nefse Mektebi'nin kurulmasında önemli görevler üstlenen Kur'an okuyan adam, kaplumbağa terbiyecisi ve silah taciri gibi önleri yapan 19. yüzyıl resim sanatına dikkat çeken isim kimdir diye sorduk sizlere. Yine Osmanlı Devleti'nin önemli ressamlarından olan e, isimdir bu. Bu isim Osman Osman Hamdi Bey'dir. Gençler cevabımız Osman Hamdi Bey olacak. Sanayi Nebise Mektebi'nin kurucusu olduğunu biliniz. E, önemli eserleri var. Kur'an okuyan adam, kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri gibi önemli tabloları var. Osman Hamdi Bey'i unutmayınız gençler. Önemli bir ismimizdir. Geldik son sorumuza. Sevgili gençler. Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız diye sizlere sormuş olduk. 3 tane sorumuz var. Gençler 5. sorumuzun içerisinde. Şimdi sizlerle yapalım. Neyi sormuşuz? İlk Türk devletlerinde oda şeklinde yapılan mezallara verilen isim nedir diye sorduk. Ee, ne diyorduk sevgili gençler? Buna biz kurgan adını veriyorduk. Ee, eski Türklerde, ilk Türk devletlerinde o da şeklinde yapılan mezarlara verilen isimdir kurgan. Bir diğer sorumuzdayız. Sultan 2. Mahmut döneminde açılan Mızıkayı Hümayun'un Cumhuriyet dönemindeki ismi nedir? Yani Cumhuriyet dönemindeki karşılığı nedir diye sorduk Mızıkayı Hümayun'un. E, sevgili gençler biliyorsunuz ki e, mehter takımı kaldırıldı ikinci Mahmut döneminde. E, Yeniçerileri hatırlatıyor diye. Onun yerine Mızıka açıldı. Mızıka Yuma da Cumhuriyet dönemindeki ismini sizlere sorduk. E, nedir Cumhuriyet dönemindeki ismi? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'dır. Gençler şimdi bunu yazalım sizinle. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gençler aklınızda bulunsun önemlidir. Hocanız size bu soruyu yöneltebilir. İlk Türk devletlerinde ölen kişinin mezarına o kişinin san sayısı kadar dikilen taşa ne denir? Bir kahramanlık göstergesidir bu. E, bu taşımıza biz ne diyoruz? Balbal bal taşı adını veriyoruz. E, sevgili gençler balbal bal taşı bizim için yine önemlidir ölen kişinin mezarına o kişinin savaşta öldürdüğü düşman sayısı kadar 5 kişi, 10 kişiyi öldürdü 10 tane bal bal taşı dikiliyor. Ee, gençler bunu da sizlemiş olalım. Ee, evet e, sevgili gençler e, sizlerle birlikte toplamda e, 5 adet e, sorumuzu e, ne yaptık çözmüş olduk. E, özellikle şu Atatürk e, cumhuriyet döneminde eğitim alanındaki değişimlerden bunlar yine Atatürk döneminin önemli eğitim alandaki değişimleridir. bunları biliniz. Tevhid-i Terisat Kanunu biliniz. Gençler, medreselerin kaldırılıp yerine imam hatip okulları ve ilahiyat fakültelerinin açıldığını biliniz. Karma eğitim sistemine geçildiğini biliniz. Gençler, rahmetli Halil Nalcı'yı unutmayınız. Önemlidir. Tarihçilerin kutbu olarak geçer. Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık, ustalık eserleri yine önemlidir. Şehzade Camii, çıraklık, kalfalık, Süleymaniye'dir. Ustalık eserim dediği eserde Edirne'de bulunan Selimiye'dir. Ee, yine Sanayi Nefse Mektebi'nin kurucusu olan hem müzeci hem arkeolog olan Kaplumbağa terbiyesi, silah taciri gibi tabloları yapan ünlü ressamımız Osman Hamdi Bey olduğunu unutmayınız. Kurgan ne demek unutmayınız. Mezallara verilen isimleri Türk Devletleri'nde. ikinci Mahmut dönemindeki Mızıka Yumay'ın Cumhuriyet dönemindeki ismini unutmuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'dır. İlk Türk Devletleri'nde ölen kişinin mezarına e, o kişinin savaşta öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen taşa bal bal taşı dediğini unutmuyorsunuz. Bunlar karşınıza sınavlarda çıkabilir. E, videomuzu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bir sözüyle e, sonlandırmak istiyorum. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır demiş Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden bizler bizlerlarımızı tanımalıyız gençler, Osman Hamdi Bey'i tanımalıyız, Mimar Sinan'ı tanımalıyız, Kanuni, Yavuz'u, Atatürk'ü gençler, bütün atalarımızı tanımalıyız. Bakın çok büyük işler yapmış her biri. Bunları tanırsak büyük işler yapmak için de kendimizde kuvvet bulacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü bizim için önemlidir. Evet. Bu videomuzla birlikte sizlerle birlikte gençler seçmeli tarih dersimizin sınav provasını ya da diğer adıyla Türk Kültür ve medeniyeti tarihi dersinin sınav provasını yaptık. İnşallah sizlere karşınıza buralardan sorular gelir diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Gençler Allah'a emanet olun. Sınavınıza inşallah her biriniz 100 tam puan alırsınız. Hoşçakalın.